Ben buradan iniyorum. Esa abi sen de gelirsin. Kameraya dikkat et ama. Şöyle ineceğim. Bu arada 61 metredeyim. Bu arada 101 metre oldu. Salih! Ses geliyor mu söyle? Duyuyor musun? Bayağı ses gelince söyle diyorum ve duymuyor. Arkadaşlar yaklaşık 6 dakika oldu. Evet şu an 180 metredeyim. Bu arada Salih açmıyor. Salih bir kayboldu. Bir şey diyeceğim. Dönüş yolunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Herkese merhaba Sileme izleyenleri. Bugün sizlerle beraber Apple Watch Ultra'yı deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Şu anda ormandayım biliyorsunuz ve ormanda mahsur kalırsam Apple Watch Ultra'nın bir tane özelliği kullanabileceğim. Bu kolumdaki saat 86 desibel ses çıkartabiliyor ve özel bir hoparlöre sahip. Aslında siren sesi çıkartmak için özel bir yapıya sahip ve bu sesin Apple 180 metre öteye kadar duyulabildiğini iddia ediyor. Şimdi buraya 3 kişi geldik. Bunlardan bir tanesi arkadaşım. Esa abi şu anda beni çekiyor. Bir diğeri de Salih. Ben direkt olarak 180 metre doğrulamasına gideceğim ve sizlere 180 metre ötede bu ses duyuluyor mu duyulmuyor mu test etmiş olacağım. Aynı zamanda bu saatin bir diğer özelliklerinden bir tanesi de pusulası. Pusula gerçekten iyi bir şekilde çalışıyormuş ve ana noktalar oluşturarak aslında herhangi bir haritaya da herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan ormanda size yönünüzü gösterebiliyor. Tabii ki kuzeydoğuya git işte şuraya git gibi değil de kendi ekranı içerisinden belirli noktalar oluşturuyor ve geldiğiniz şekilde aynen gidebilmeniz için o noktalar üzerinden sizlere yardım ediyor. Bunu da sizlerle beraber deneyeceğiz. Peki Furkan 180 metre gittiğini nasıl ölçeceksin derseniz burada yine Apple Watch'tan yardım alacağız. Aslında giderken benim yapacağım tek şey antrenmanlar özelliğini açmak ve antrenmanlarda kaç metre adım attığımı da bulmak olacak. Şimdi sizlerle beraber bu teste başlıyoruz. Apple Watch Ultra'yı tabii ki çok farklı yerlerde test edebiliriz ama biz ilk olarak sirenle başlamak istedik. Sizlere tavsiyem 28 bin liralık bu saati neler yapabileceğiniz görmeniz ve gelecekteki videoları da görmek için yapmanız gereken şey kanala abone olmak. Gelin başlayalım. Buradan antrenmanlar özelliğini açıyorum ve yürümeye başlıyorum. Her 40 metrede bir, 50 metrede bir duracağım ve Salih'e ses geliyor mu bunu test edeceğiz. Hem de siren özelliği nasıl çalışıyormuş buna bakacağız. Gelin şimdi koluma bakalım. Apple Watch Ultra'nın ekranı gün ışığında 2000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Şu anda kendini kapattı. Ben tekrar açıyorum. Arkadaşlar burada pusulam var. Burada ses desibelim var. Peki sireni nasıl açacağız derseniz sireni birazdan buraya uzun süre basacağım. Ardından da bu şekilde başlatacağım. Bakın çalmaya başlıyor ve buradaki ses devamlı artıyor. Aynı zamanda bana pili de gösteriyor. Peki pusula özelliğini nasıl kullanacağız derseniz bakın pusulaya giriyorum. Buradaki pusulanın detayını sizler arttırabiliyorsunuz. Mesela bakın hemen şöyle biraz açayım. Mesela burada kuzeyi görebiliyorsunuz, batıyı görebiliyorsunuz ve ara noktaları da görebiliyorsunuz. Ben ara nokta oluşturdukça buralarda noktalar oluşmaya başlayacak. Peki Furkan yürüdüğüm mesafeyi nasıl anlayacaksın derseniz de yapacağım şey çok basit. Antrenmanlara gireceğim. Mesela biraz önce test ettim. Hemen şöyle bitir diyelim onu. Bitti diyorum. Yürüyüş hedefi başlatıyorum ve ben yürüyüş hedefi başlattıktan sonra şurada kaç metre yürüdüğümü görüyor ve buradan da ben 30 metre 40 metrede bir yürüdükçe sizlere göstermiş olacağım ama Esa abi sizlere göstersin. Yolu kullanmayacağım çünkü ben direkt 180 metre istiyorum. Arada rüzgarın olduğu, ormanın derin olduğu çok güzel bir yer var ve buradan nasıl geçeceğim onu bilmiyorum. Şurası biraz dik çünkü. Şöyle göstereyim. Bu arada biraz da rüzgar var ama şartları zaten kabul ediyoruz. Okey. Şuralardan falan yürüyeceğim. Ben buradan iniyorum. Esa abi sen de gelirsin. Kameraya dikkat et ama. Şöyle ineceğim. Bu arada şaka gibi. Tam şey diyecektim. Ben doğaya çok alışkınım çünkü Karadeniz'de inecektim ama kayan yerden de inmeyecek misin abi? Sıkıntı yok. Siren sesini tabii ki burada açmayacağım ama pusulayı başlatacağım. Esa abi sen de dikkatlice gel abi. Bakın. Şimdi gördüğünüz gibi 19 metre geldim. Salih'i de en başa bıraktık. Çünkü buradaki amaç Salih benim siren sesimi duyacak mı? 19 metreden zaten siren sesini çok net bir şekilde duyacağı belli. O yüzden buradan sonra test etmeyeceğim. Bu arada antrenmanlardan çıkıyorum ve pusulaya geri dönüyorum. Sizlerle beraber bakın buradaki mantığı da göstereyim. Pusula direkt olarak bu şekilde devamlı değişebiliyor. Bakın nereden ne kadar uzaklaştığımı gösteriyor. Ben burada benim adımlarımı izlemesini isteyeceğim. Benden de izin istiyor. Bu arada her seferinde izin veriyorum. Bir daha istiyor, bir daha istiyor. Bir kez izin ver. Şu anda açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi benden öncekileri de açtı ama önemli değil. Ben zaten buraya geri geleceğim. Şimdi yürümeye tekrar başlayalım. Ben yürüyorum ve dümdüz yürüyeceğim. Hiç şey yapmayacağım. Tekrar antrenmanlara geri dönüyorum. 19 metredeydi. Şu anda kendisini güncelliyor. Rüzgar sesi falan da var. Şöyle yürüyelim. Bu arada ekran kapanmıyor. Direkt pusulaya geri dönüyor. 30 metredeyim. Şu an daha ne kadar oldu biliyor musun? 35 metre. Şöyle bir göster. Salih'i bulamıyorum. Nerede? Salih! Heh, çıktı ortaya. Tamam. Tamam. Gidiyorum ben şimdi. Bakın ben yürüdükçe o da arttıracak. Tabii yürürken biraz sallanabilir. Peki ben ne yapayım? Ekşi modu açayım. Bir saniye. Şu anda gördüğünüz görüntü ekşi moddan.
Bakın giderek artacak şimdi. 8 metre. Şöyle 50 metre. Bir 61 metrede duracağım ben. 53. 58. 61 metredeyim. Tamam. Salih! Seni çalıştıracağım ve ne kadar duracak bakacağız. Bu arada ben de bir iPhone'la da çekeyim. Bir de telefon görüntüsünden ne kadar uzakta olduğunu göreyim. Şurası 60 metre, ben burayı daha üçleyeceğim. Bu arada 73 gelmişim. Basıyorum, bakın sireni açıyorum. Giderek sesi arttıracak. Sesi gelince tamam de! Zaten cevap yok. Ama ses gitgide yükseliyor. Geliyor mu? Evet, duydu. Bak arttırıyor giderek. Tamam. Çok güzel. Devam ediyorum. Bu arada gel pusulanın ara noktasına bakalım. Bir tane ara nokta oluşturalım. Bakın ben yukarıdan... Bakın ben yukarıdan gelmiştim. Hemen şuraya geliyorum. Adımların üzerinden geç. Adımları sil var. Bir tane etiket oluşturdum ve buraya geri döneceğiz. Şimdi dümdüz yürümeye devam ediyorum ben. Şöyle. Pusulayı silmiş olsam bile oluşturduğum bir etiket var. Oraya etiketin özelleştirebiliyorum. Mesela burada bir ağaç var. Bu kayıt olsun diyebiliyorum. İsim de verebiliyorum ona böyle sembolle. Buraya geri dönebileceğim. Sıkıntı olmayacak. Pusula özelliğini de kullanmış olacağız. Şöyle yürümeye devam ediyorum. Bu arada şurası bayağı çamur. Yani biraz zor olacak. Tabii yolu bırakıp böyle yerlere gidince Esabil yandan dolaşıyor. Bu arada 101 metre oldu. 120'de deneyeceğiz tekrar. Salih beni duyabilecek mi acaba? Salih bu arada ben de bayağı kaçırdım. Salih! Salih! Ses geliyor mu söyle! Duyuyor musun? Bayağı ses gelince söyle diyorum ve duymuyor. Neyse sireni açacağım. Tekrar açıyorum. Evet şu arada bir yerde. Şunu da söyleyeyim. Buradaki sesi... Şöyle kapatayım. Buradaki sesi biraz kısacağız çünkü bu siren sesi büyük ihtimalle sizi çok rahatsız edecek. Ses geliyor mu siren? Gelmiyor diyor. Şu an 120 metredeyiz ve gelmiyor diyor. Biraz arttırabilir bilmiyorum. İlk defa bu kadar uzun deniyor. Biraz bekleyeceğim. Ne? Çok az geliyor dedi. Tamam. Buna da okeyiz. Yani en azından kaybolsam ve en azından kaybolduğumu belirsem bu siren sesi burada işe yarayacak. Durduruyorum. Bu sırada pusulaya tekrar bakalım Esabil. Gel istersen. Bak görüyor musun? Geldiğim yeri etiketini göstereceğim şimdi sana. Bak etiketi şurada atmıştım. Bir tane daha etiket atacağım mesela. O etiketi ne zaman attığım, nereye attığım belli. Mesela bunu da yeşil yapalım. Sembol olarak da ne yapalım? Mesela burada ben bir antrenmanı bitirmedim bir saniye. Ben burada bir tane ayı gördüm. Tamam mı? Ya da ateşi biz buraya yakacağız demek istedim. Bitti diyorum. Ve yürümeye tekrar devam ediyorum. Bu arada bakın her bir şeyin mesela biraz önceden yürümem 44 metreymiş. Aslında evet öyle. Yani 70'ten 110 yaptım ya 120. Doğru. Pusulayı da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben tekrar antrenmana geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi 0.12 ve yürümeye devam ediyorum. Bu arada ben de ekranı göstermek için hareket modunda iPhone 4 Pro ile saati çekeceğim size. Yürümeye devam ediyorum. Düz yürüyoruz bu arada. Herhangi bir şekilde metrenin sapmasını istemiyorum. Şöyle hesabını göstereyim. Zaten ta Salih nerede kaldı onu görmemiz çok zor. 0.14'teyim. 0.15'teyim. 0.15'te bir tur daha deneyeceğim. Ama Salih göremiyorum bu arada. Şeyi kaybettim. Görüşü kaybettim artık o kadar. Ve başlatıyorum. Salih'i arayacağım ben duyuyor musun diye. Şuraya oturayım bari. Sonuçta kaybolduk değil mi? Enerjimizi koruyalım. Bu arada Salih açmıyor. Salih mi kayboldu? Arkadaşlar yaklaşık 6 dakika oldu. Salih'le şunu kapatacağım. 6 dakikadır kayıttayız. 6 dakikadır bizi duyamıyor. Ama neden 6 dakikadır bekliyoruz derseniz Apple Watch Ultra sanki böyle bir data okumadım bir yerde ama siren sesini arttırarak devam ediyor ve Salih duymaya başladı. Tabii ki bu bizim psikolojimizin bozulmasıyla alakalı da olabilir ama ses biraz rahatsız olmaya başladım. Hani giderek arttırıyormuş gibi geliyor ve Salih de şu an bizi duyuyor. Bak arttırıyor. Net arttırıyor. Ben Salih'e döneceğim. Salih'e sallıyor şu an. Evet şu anda gördüm. Salih'e bir soru. Salih duyuyor musun şu an sesi? Şu an ses geliyor. Tamam. Uzaklaşmaya devam ediyorum ben Salih. Apple Watch Ultra'da siz o siren ekranından çıksanız bile siren çalmaya devam ediyor. Ben şimdi devam edeceğim. Evet şu an 180 metredeyim. Tam 180 metredeyim. 18 dakikadır bunu yapıyoruz. Salih ses geliyor mu?
Salih ses geliyor mu? Bir dakika. Geliyor. Sesiniz geliyor. Kesiliyor mu? Kesilirse söyle. Şu an hala var. Arttırdı. Fark ettin mi? Arttırdı. Ben sireni kapatıyorum. 180 metredeyiz zaten. Şöyle. Sireni durdurdum. Arkadaşlar durumu özetleyeyim ben size. 150 metreye kadar Salih ucundan duydu. Zaten o 150 metre önemliydi. 180'e tam ulaşmanız biraz zor çünkü burada cidden rüzgar var. Apple bu test ortamını nerede oluşturdu, nasıl yaptı bunu bilmiyoruz. Ama şöyle bir şey oldu. Ben 180 metreye geldiğimde araya hafif bir dağ girdi. Yani bir yükseklik girdi. Salih orada sesi kaybetti. Salih'e dedim ki biraz gel. Yani o yükseklikten biraz kurtul, biraz çaprazlamasına bize yaklaştı ve sesi duymaya başladı. Zaten kayıtta siz de gördünüz, çok hafiften ses de artıyor. İşin özü şu, Apple Watch eğer benim gibi doğada kayboluyormuş gibi yaparsanız, Allah korusun kaybolursanız 150-160 metre civarında bence çok net bir şekilde sizin sesinizi duyurabilecektir. Tabii ki buradaki ses giderek artıyormuş gibi geliyor. Bunu herhangi bir yerde okumadım ama kayıtta siz de mi fark edersiniz bilmiyorum. Esabil de fark etti, ses biraz artıyormuş gibi geldi bana. Günün sonunda Apple Watch Ultra'nın bu özelliğini test etmiş olduk. Şimdi Esabi'yle beraber pusulayı da sizlere göstereceğim. Pusulada durum ne diye. Ardından videoyu kapatacağız. Gel bakalım Esabi pusula, gelişmiş pusula Apple Watch Ultra'da nasıl çalışıyor? Şunu söyleyeyim. Pusulanın haricinde bu saatin içerisinde özel bir GPS var. Çift antenli bir GPS'ten bahsediyorum. Normal Apple Watch'larda bu yok. Daha hassas bir şekilde ölçüyor. Buradaki sistemi de kullanarak tabii ki yolu da bulabilirsiniz. Gel Esabi bakalım pusulaya. Bir şey diyeceğim. Dönüş yolunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bilmesen bile işte bakacağım, pusuladan bakacağım zaten. Şimdi gel bak. Pusulaya tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim işaretlediğim yerler bakın nerede. Ateşi işaretlemiştim hatırlıyorsanız yeşil bir şekilde. Ardından bir tane bayrak işaretlemiştim. Bu arada bana oraları gezdirme imkanı vermiyor. Ama koordinatı falan veriyor bakın. Arabamı bu arada her seferinde buluyor. Yani ben arabamı yolda kaybolsam hesabil. Hani nerede arabayı bıraktım diye bilsem bana gösterecek ama Apple CarPlay'i kullandığım için ben Apple haritaları da kullanıyorum içerisinde. Mesela direkt olarak buraya da gidebilirim, buraya da gidebilirim. İlk nereye gidelim? Direkt şeye gidelim. Burada ateş yakacağız kısmına gidiyorum. Bak, 43 metre ileride. Hadi görüyor musun? Bak, sağınızda, solunuzda çok iyi çalışıyor. Gel. Arkadaşlar şu an pusulayla geri dönüyorum. Görüntü kalitesi biraz düşük çünkü aksiyon modu kullanıyorum. Hemen şöyle bakın göstereyim. 30 metre ileride, 20 metre ileride çok net bir şekilde görebiliyorum. Ayakkabıyı mahvettim. Videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Evet, vardınız diye bildirim gönderdi. Gördüğünüz gibi buraya vardım. Şimdi harbiden burada yaktık biz ateşi ha. Gerçekten burada yaktık. Dur şimdi. Bakın burada bir şimdi adımların üzerinden geç moduna girdim. Bunu da göstermek istiyorum. Nerelerden geldiğimi bana anlık olarak gösteriyor. Hemen şöyle yürümeye başlıyorum. Hatta bakın onu biraz yaklaştırdım size doğru. Direkt olarak ilk işaretlediğim yere gidiyorum şu anda arkadaşlar. Bu pusulayı kullanıp da yolu bulabilmek mümkün. Yürüyorum. Salih nerede bu arada? Harbiden yön duygumu kaybettim. Dur bakayım. Salih şuradaymış. Tam orada çıktı bu arada. Evet, pusulayı da göstermiş olduk aslında. Yola çıkıyorsunuz, etiketler bırakıyorsunuz. O etiketleri sağa git, sola git diyerek çok basit bir şekilde ormanın içerisinde de geri gelebiliyorsunuz. İşin açıkçası eskiden nerede yosun var bunlara bakardık. Coğrafya derslerinde bunları bize öğretirlerdi. Artık Apple Watch Ultra diye bir gerçek var tabii ki hayatımızda. Bunun dışında tabii ki bu konuyla alakalı farklı saatler de var. Apple Watch Ultra bunları ilk defa yapabilen saat değil ama bugünkü konumuz Apple Watch Ultra'ydı. Kaybetme olayını denedik. Sizler için güzel de bir zaman harcamış olduk. Ben gerçekten keyif aldım videodan. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Apple ürünleriyle alakalı daha fazla bilgileri sizlere göndermiş olacağız. Videodan gerçekten keyif aldığımı söylemem gerekiyor. Yorumlar sizde. 28 bin liralık bir saatten bahsediyorum. Aslında 28 bin lira değil. ABD'den satın alırsanız 14 bin liraya alabiliyorsunuz. Buradaki bu kadar farklı sebebi içerisinde hücresel olması ve buradaki hücresel yani 4G'yi kullanabilmesinden dolayı da direkt devletimiz BTK devreye giriyor ve oradaki payını da almış oluyor. Günün sonunda 28 bin lira ödüyorsunuz. Saat normalde o kadar pahalı bir saat değil arkadaşlar. Gerçekten keyifle kullanabileceğinizi düşünüyorum. Siz kullanır mısınız, kullanmaz mısınız, alır mısınız, almaz mısınız? Yorumlar kısmımıza yazın. Ben gidip Salih'i çok yalnız bıraktık. Bakalım ne yapıyor. Kendinize iyi bakın. Düşmezsem iyi.